İşte geçen şeyde Nazlıca çok sert bir laf etti yani Nagihan Alçı. Düne kadar cicimdi, kankamdı, canım ciğerimdi, Nagihancı'nımdı. Hani cemaatliği geçinip askerler içeri atılırken iyiydi yani. Her akşam iddialar var efendim falan deniyordu. Neyse buralarda değilim. Seni dedi Nagihan Alçı'ya, Nagihan Alçı Nazlıca, seni dedi burada biz konuşturuyoruz dedi. Yani o hakkı da o veriyor. Yani bütün haklar da onun, müsaadeler de onun, izinler de onun. Onlar belirliyor. Orada tabii halkımız bunu tabii izliyor. Çok büyük de bir izleme var. Sebebi yani şimdi orada bir, şimdi şöyle bir şey anlatayım. Şimdi Karagöz Hacivat bir diyalog şeydir, karşılıklı bir diyalogtur. Ama bu Karagöz ve Hacivat oyunu bir çocuk oyunu değildir. Çocuklar da izler ama gelişkinler daha çok izler. Çünkü dramatik bir yapısı vardır. Karagöz sürekli kendisini aşağılayan Hacivat'a karşı bir oyun planlar. Ama çok güçlü bir zekadır bu. Karşı bir proje geliştirir. Karşı bir atak, bir sinsilik, bir hinlik. Şaşırırsın Karagöz'ün zekasına. Lan bu nereden geldi aklına, nasıl yaptı diye. İşte bu karşı oyun kurma süreci bir dramatik yapı oluşturur. Hacivat ve Karagözler'de. O yüzden çocuklarla birlikte sen de seyredersin ve çok şamatalıdır. Orada da bir proje vardır yani. Karagöz'ün bir projesi vardır Hacivat'a karşı. Hacivat şeydir, özentili bir aydındır. Karagöz de halkın kendisidir. Ama şeyde izlenme oranı Nagihan Alçı'yla Nazlı Ocak'ta daha başka bir şey var. Orada daha bir ibiş gösterisi var. İbiş de oyundur. Bir ibiş oyunu vardır ama ibişte bir zeka yoktur. İbiş oyunun özelliği şudur. Kendini rezil etme oyunudur. Birbirini rezil etme oyunu. İbişler yan yana gelir kendisi gibi. İbiş yalının uşağıdır. Gelir yan yana gelir iki tane ibiş. Birbirine üzerine çamur atarlar, boya atarlar. Birbirlerinin saçını başını çekerler, elbiselerini yırtarlar. Birbirini rezil etme oyunu. Bu oyunu büyükler seyretmez ibiş oyununu. İbiş oyunu sadece 6-7 yaşında. Hani hır, gür, gürültü, çek, Hani paça. belli bir zeka Evet, seviyesinde 6-7 olan. yaşında insanlar seyreder. Ama şimdi biz de seyrediyoruz Nagihan Alçı Hanım'ı. Biz de seyrediyoruz Nazlı Uçaklar. Çünkü burada ibiş gösterisinin dışında başka bir şey var. Bir yükseliş ve düşüş hikayesi var. Birisi eski bir yalı sahibi. Birisi yeni hevesli yalı sahibi. İşte iktidara yakın olduğu için yükseliyor, sonra düşüyor. Sonra birbirlerine giriyorlar. Şimdi burada yallar diye bir şey var. İki yalı sahibi, iki sistemden yana insanların yani burada dramatik bir şey, insanlık komedyası var. Ve bütün dünyada insanlar bu tür magazini çok sever. Özellikle yukarıda oturan insanlar bu insanların iktidar için, ön için, şöhret için saçını başını yolup birbirlerine ahlaksızca saldırmalarını yakından takip eder. Çok heyecan vericidir bunlar. Çünkü bir düşüş var. Daha dün yani fındığı şey açtın yani. Bugün bir yalı heveslisisin ve devlet size krediler veriyor, değil mi? Şimdi bu hikayeden dolayı izleniyor. Tabii burada tarihin çıkartacağı bir sürü, bizlerin çıkardığı bir sürü dersler var. Şimdi yalı statüdür. Ya yani yalı sahibi olmak demek, statü sahibi olmak demektir. Fakat yalı sahipleri bunlar gibi komşularla kavga etmez. Yalının bir sessizliği vardır. Bahçeye de şeyde bir bekçi koyarsın. Bir de eski yalılar şeydir. Osmanlı'nın parlamentosu eski yalılardır. Ve o yallar için, o yallarda oturabilmek de zordur yani. Çünkü o paşalar, o şeyler, eski vezirler de hep kellelerini vermiştir yani yalı için. Bence 100 yıl, 150 yıl değişen bir şey yok. Hatta bu kadar reform yapıldı, bu kadar Kemalist devrim Aynı yapıldı. sistem devam ediyor. Darbeler yapıldı ama yalının ibişi değişmedi, ibişler değişmedi. Yani Türkiye büyük bir ibişistan. Çünkü İbişistan. tabii İbiş'in bir felci, İbiş'in çok iyi anlayacaksın. Türkiye'de DM yazarlar bile İbiş'in kim olduğunu bilmez. İbiş'e niye İbiş diyor halkımız? İbiş kendini yalının sahibi sanıyor. Yalının uşağı ama yalının sahibi sanıyor. Diyelim ki İbiş'i gönderiyor pazara. Tütün al, şunu al, bunu al diye pazara gönderiyor alışverişe. İbiş sokağa çıktığı zaman yalının sahibi gibi çıkıyor. Herkese yalının sahibi gibi emrediyor. Şimdi ben görüyorum ekranlarda herkes yalının sahibi gibi konuşuyor. Türkiye'yi kendi çiftlikleri, kendi köşkleri ve bunun sahibi gibi konuşan insanlar gibi görüyoruz. İbişlik 150 yıldır bu kadar reform, bu kadar insanlık buluşu. Einstein bile geldi. Bir sürü insan geldi dünyaya. Bu kadar filmler seyrettik. Bu kadar değil mi? Büyük dünya savaşları oldu. İki dünya savaşı oldu. Ama İbişlik değişmiyor. İbişistan da değişmiyor. Çünkü çok köklü insan duygularına, hani ben aslında şuyum, benim babam aslında şu, ben aslında bu konağın sahibiyim duygusu değişmiyor. Birileri kendini öyle gör.